Merhaba sevgili Tam İndir takipçileri. Bu videomuzda yeni Huawei MateBook 16 hakkında konuşacağız. Hakkında konuşacak çok şey var arkadaşlar. Hemen başlıyorum ve bu videoda bir değişiklik yapmak istiyorum. Tasarımına, ekranına, performansına geleceğim ama bu bilgisayarların özel bir durumu var arkadaşlar. Ve ilk olarak, genelde sona bırakıyordum, bu videoda ilk olarak bundan bahsetmek istiyorum. Huawei bilgisayarların başka bilgisayarlarda olmayan özellikleri var. Nedir bunlar? Bahsedeceğim. Birincisi, Huawei bir ekosistem firması arkadaşlar. Yani Huawei'nin telefonu var, tableti var, monitörü var, saati var, bilgisayarı var. Yani var da var. Hoparlörü, kulaklığı. Ya tamamen ihtiyacınız olan tüm teknolojik cihazlara neredeyse sahipler ve bu cihazlar kendi aralarında çok iyi bir iletişime sahip. Bu da aslında gündelik hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Huawei'nin buradaki diğer firmalardan farkı bu. Buna benzer bir deneyim Apple'da var. İşte AirDrop'la dosya göndermeler vesaire, cihazların birbirleri arasındaki iletişimi. Ama bu iletişim konusunda, bu cihazların birbiriyle konuşması konusunda Huawei zirvede arkadaşlar. Ne demek istiyorum anlatacağım. Yani nasıl bir sisteme sahip hemen anlatmak istiyorum. Birincisi, Huawei bir bilgisayarınız, tabletiniz, cep telefonunuz, herhangi bir cihaz varsa eğer, birbirleri arasında dosya göndermek inanılmaz kolay. Dosyayı paylaş deyip gönderebilirsiniz bilgisayarınızı. Bu işte AirDrop'a benzeyen, Apple'ın AirDrop'una benzeyen sistem. Yalnız Huawei bambaşka bir seviyeye geçti. Artık cihazlar arası bir şey göndermenize gerek yok arkadaşlar. Cihazlar birbirlerini zaten aynı ortamdaysa ve aynı ID ile açıksa birbirlerinin dosyalarını birbirlerinin galerisinde görebiliyorsunuz. Ya bir telefonun galerisine girdiğiniz zaman tabletinizin içindeki fotoğraflara girebiliyorsunuz. Ya da bilgisayarınızı MateBook 16'ya açıp, mesela benim bir P50 paketim var, direkt içerisine girebiliyorum. Yani telefonu alayım, dosya göndereyim, seçeyim ya gerek yok. Direkt zaten bilgisayardan telefonun içine o an aynı yerdeyse, açıksa girebiliyorum. Onun dışında ekran paylaştırabiliyorum. Yani Huawei bir bilgisayarınızı, MateBook 16'nın ekranını tablete yansıtabilirsiniz. Telefonunuzu ekranlı bilgisayarınıza yansıtabilirsiniz. Telefonunuzu bilgisayarınızdan kullanabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa bu cihazların arasındaki iletişim, yani her şeyi yapıyor. Dosya paylaşımını birkaç yöntemle, ekran paylaşımı, birbirlerini kontrol edebilme özellikle. Mesela yani gerçekten daha ne yapılır diye düşünüyorum yani. Bu iletişim konusunda Huawei'ler aşmış durumda. Onun dışında bir de işte Huawei'nin cloud servisi var. Cloud servisi kullandığınız zaman bu dediklerimi yine yapabiliyorsunuz ve aynı zamanda dosyalarınız cloud'da saklanıyor vesaire. Hani bu tarz hizmetleri de var. Dolayısıyla düşündüğünüz zaman bu bilgisayarlar diğer bilgisayarlarla yapamayacağınız farklı yeteneklere sahip. Bu yetenekler arasında da biraz önce bahsettiğim özellikleri var arkadaşlar ve hemen tasarımıyla başlamak istiyorum. Tasarımdan önce kutu içeriğine bir değineceğim. Kutusundan tabii ki bir şarj aleti çıkıyor. Şarj aletiyle ilgili biraz farklılıklar var. Diğer Huawei bilgisayarların adaptörlerinden farklı şarj aletlerinden. Birincisi, açmaya kıyamadığım için siz alırsanız eğer bu kılıfı açmayın. Bence güzel görünüyor. Şimdi size göstermek için açacağım. Birincisi, çok iyi iki geliştirme var. 135 watt gücünde hızlı şarj edebilen bir şarj aleti geliyor. İkinci güzellik, şurası çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde şu güç kablosunu, priz kısmını ayırabiliyorsunuz. Daha önceden bu sabitti, yani telefona adaptörleri gibiydi. Bunu bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Hem de daha uzun olmuş oldu. Fakat bir dezavantaj. Dezavantaj olarak da Type-C. Tabii Type-C ile şarj edebiliyorsunuz cihazınızı. Bu yine pozitif bir yön. Type-C herhangi bir adaptörle de aslında bilgisayarını şarj edebilirsiniz. Bu da bir avantaj ama adaptörü. Şarj aletine giren kısmını soketli yapmamışlar. Önceden bu böyle girip çıkan türdendi ama bunu sabitlemişler. Bu bence uzun kullanım için bir dezavantaj. Kablonun başına bir iş geldiği zaman işte şarj aletini komple değiştirmeniz gerekecek. Bence diğer şarj aletleri bu açıdan daha iyiydi ama diğer iki geliştirme de gayet iyi. 135 watt şarj, aynı zamanda da kablosu çıkarılabilir. Uzunca bir priz kablosuyla geliyor. Şimdi gelelim bilgisayarın tasarımına. Bilgisayar şık. Huawei bilgisayarların genel özelliği sade ve şık olmaları. Bence. MateBook 16 komple alüminyum kasayla geliyor arkadaşlar. 16 inç ekran boyutunda ve 3'e 2 oranla. Gördüğünüz gibi 16'ya 9 değil, biraz daha karemsi bir yapıya sahip. 16 inç ekran büyük bir bilgisayar ama ağır bir bilgisayar değil. 1.99 kilogram ağırlığında. Yani alüminyum kasaya göre düşündüğünüz zaman ağırlığı vesaire gayet iyi. Yani taşınabilir bir büyük bilgisayar. Rengi güzel. Koyu bir gri. Uzay grisi artık ne derseniz ama güzel. Füme de denilebilir. Tatlı bir rengi var arkadaşlar. Ben renk seçimlerini de seviyorum Huawei'nin. 17.8 mm kalınlığı var. Aslına baktığınız zaman yine bu boyda bilgisayarlar için kalınlık olarak da iyi. Yani taşınabilir, gerçekten taşınabilir bir bilgisayar olmuş. Gövdesi de ekrana göre küçük arkadaşlar. Çünkü %90 ekran gövde oranı var. Ve 5.2 mm kalınlığında da çerçeveleri var. Ve çerçeveleri 3 köşeden de eşit. Bu da işte baktığınız zaman çok doğal, zarif bir görüntü sunuyor. Tasarımı, ekranı birbiriyle bütünlüğü gayet güzel, şık bir bilgisayar. Dediğim gibi Huawei tasarımlarını beğeniyorum.
Siz beğeniyor musunuz bilmiyorum ama böyle sade şık olması bence çok isabetli bir tercih. Çıkışlarına girelim. Cihazın sağ tarafında 2 tane USB A var. 3.2. Sol tarafında ise 2 tane USB Type-C var. 5 gigabitlik bunlar. Bir tane HDMI 2 var ve bir tane de 3.5 mm stereo jack girişi var arkadaşlar. Tasarımla beraber klavyeye değinelim. Klavye arkadan aydınlatmalı. Gayet basma hissi güzel. Tatlı bir klavyesi var. Aynı zamanda klavyeye gizlenmiş Huawei'nin artık ikonikleşen kamera tasarımı var. 720p bu kamera arkadaşlar. Touchpad'i de biraz özel. Üzeri cam kaplama. Bu da işte üzerindeki o boyanın silinmeyeceği manasına geliyor bir taraftan. Bir taraftan da kullanması çok keyifli. Büyükçe bir touchpad'i var. Aynı zamanda bu touchpad'in altında diğer Huawei cihazlarınızı kolayca eşleştirmeniz için bir NFC sensörü var. Aynı zamanda klavyenin güç butonu da parmak izi sensörüne sahip. Parmak izi okutusuyla kolay bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Bilgisayarın tasarımsal özellikleri bu şekildeydi. Ekrana değinmek istiyorum. Ekran 16 inç ve 2.5K çözünürlüğünde. Muazzam bir çözünürlüğe sahip. 2520x1680. Gerçekten çok keskin. Yakından baktığınız zaman da yazıları okuması vesaire çok doğal görünüyor. Yani o piksel görüntü asla yok. Aynı zamanda 3'e 2 oranında. Bu da bize şunu sağlıyor. Yani daha yatay değil de biraz daha aşağı doğru geniş. Bu da işte ofis işlerinizi vesaire yaparken, çift ekran çalışırken yani yeni ekrana bölüp daha fazla kullanım alanı sağlıyor. O açıdan 3'e 2 ekranları ben seviyorum arkadaşlar. 16'ya 9 biraz böyle ince uzun oluyor. 16'ya 9'da da bir şeyler izlemek biraz daha keyifli olabilir ama onu kaçırmamak lazım. Bu ekran 1500'e 1 kontrast oranına sahip. 300 nit parlaklığa sahip ve sRGB renk gamutunda %100'ünü destekliyor. Bu da işte güzel renkler sunduğu anlamına geliyor. Zaten ekrana baktığınız zaman fark edeceksiniz. Çözünürlüğü, renklerin doygunluğu harika bir ekran. 60 Hz'de tazeleme hızı var bu ekranın. Renk demişken de MateBook 16 dünyanın ilk TÜV Rheinland renk doğruluğu sertifikasına sahip bilgisayar arkadaşlar. Yani bu renklerden bahsediyorum. Aynı zamanda bu işte TÜV tarafından da onaylanmış. Aynı zamanda TÜV tarafından onaylanan mavi ışık koruma sertifikası var. Aynı zamanda biliyorsunuz bu bilgisayarların ekranları biraz titreşim üretir. Üzerinde bir titreşim engelleme sensörü var göz sağlığı için. Bu da aynı zamanda TÜV tarafından sertifika. Yani düşündüğün zaman ekranın 3 tane TÜV sertifikası var. Renk doğruluğu, mavi ışık engelleme ve titreşim engelleme konusunda sertifikaları var. Burada Huawei işi şansa bırakmamış. Sertifikalarını almış arkadaşlar. Gelelim performansa. Şimdi Huawei'nin bilgisayarları genel olarak böyle iş odaklı çalışmak için, ofis odaklı çalışmak için ve öğrenciler için daha çok bu tarz sistemler topluyor. Yani üzerinde bir grafik kartı, harici bir grafik ünitesi olan oyuncu bilgisayarları gibi bilgisayarları yok. Yalnız Huawei MateBook 16'nın bir özelliği var. Huawei'nin bugüne kadar çıkarmış olduğu en performanslı bilgisayar arkadaşlar. Üzerinde AMD Ryzen 7 5800H işlemcisi var. 8 çekirdekli bir işlemci. 16 GB'dan 512'likte bir SSD ile geliyor. Bendeki bilgisayar bu şekilde. Bilgisayarın performansı gayet iyi arkadaşlar. Çok akıcı, güzel bir deneyim yaşıyorsunuz. Ofis işleri için işte Photoshop'ta çok büyük RAW dosyalarla çalışmıyorsanız yine uygun. Yani bir sosyal medya içerikleri üretmek için çok uygun bir bilgisayar. Öğrenciler için vesaire düşündüğünüz zaman güzel bir bilgisayar. Bilgisayarların performansla ilgili bir konusu da ısınmasıdır. Burada Huawei'nin TwinShark diye isimlendirdiği bir soğutma sistemi var ama zaten Ryzen 7 öyle çok ısınan bir işlemci değil. Yani günlük işlerde herhangi bir ofis işlerinde falan ısındığını göremezsiniz. Fanları da zaten çok sessiz çalışıyor. Fan sesi de kolay kolay duymuyorsunuz. Performansla ilgili bir ipucu vereyim. Fonksiyon P tuşuna bastığınız zaman sistem performans moduna geçiyor. Peki oyun oynayabilir miyiz derseniz sizin için PUBG'yi kurdum. Yani öyle çok yüksek grafikli oyunları akışkan bir şekilde oynatamayacaktır. Harici bir GPU ünitesi yok bunun. Ama Ryzen 7 ile beraber oyun oynayabiliyorsunuz. Mesela ben gündelik herkesin oynayabileceği, seveceği oyun olarak PUBG'yi kurdum. Orta ayarlarda PUBG'yi ortalama 40 FPS alarak oynayabiliyorsunuz. Yani bu akıcı bir oyun deneyimi denenebilir. PUBG üzerinde konuşursak yani ben PUBG ile test ettim. Gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Performans olarak gayet yeterli bilgisayar. Üzmeyecektir. Performans demişken pil performansı da önemli. Üzerindeki pille beraber ortalama işte 12,5 saat gibi bir süre dahili bir video oynatabiliyor. Online video değil. Ofis kullanımları için de ortalama bu süreleri alırsınız. Ama online takılırken işte 8 saatlere düşebilir. Ama 6 saatin üzerinde sürekli görürsünüz. Bu bilgisayarla ilgili şunu söyleyebilirim. Hızlı şarj aletiyle geliyor. Göstermiştim başta 135 wattlık. Bununla 15 dakika şarj ederek 3,5 saatlik bir ofis deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Yani düşündüğünüz zaman şarj problemi olan bir sistem değil. Hem şarjı uzun gidiyor hem de bittiği zaman ya da azaldığı zaman bir işte sandviç yedin, bir şey yaptın, okuldasın. O sırada şarja taktın.
bir 15 dakika dursa bile sana 3 saat 4 saat bir kullanım süresi daha sunuyor. O açıdan şarj konusunda da bence gayet iyi bir bilgisayar olduğunu düşünüyorum. Almayı düşürenler için satın alma linkini aşağıya koyuyorum arkadaşlar. Fiyatına gelecek olursak şu an Huawei'nin sitesi 22 bin lira ama yanında monitör veriyor, mouse veriyor vesaire paketler yapmışlar. Dolayısıyla aslında ürünün saf fiyatı 22 bin lira değil. Güncel fiyatları aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı hiç unutmayın. Bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.